Merhaba, ben Berivan Okka. Ben Halil Okka. İki Okka olarak karşınızdayız. Bu videoda artık hayalimizdeki ev projesi ile ilgili detayları olgunlaştırmış durumdayız ve bunları sizinle paylaşacağız. Olabildiğince çok görsel göstererek en başından sonuna kadar süreci adım adım nasıl olgunlaştırdığımızı sizlere göstermeye çalışacağım. tasarım kişilerin kendi zevkine ve beklentilerine göre değişkenlik göstererek oluşuyor. Doğal olarak biz de kendi zevkimize ve beklentimize göre bir tasarım oluşturduk. Burada çok fazla sizin için detay vermeyeceğiz. Çünkü burada herkes için farklı olan bir süreç izlenebilir. Sadece burada şuna dikkat etmenizi istiyoruz. Sıfırdan bir proje nasıl adım atın ete kemiğe bürünüyor? Biraz bu süreci baştan sona görmenizi istiyoruz. Şimdi bunları aslında size görsellerle ve işte bu görselleri oluşturduğumuz renderlarla size Halil detaylı olarak anlatmaya çalışacak. Ekranda gördüğünüz sunum dosyasının videonun açıklama kısmını bırakıyor olacağız. Konuyla ilgili detaylı bir şekilde inceleme yapmak isteyenler buradan dosyaya erişebilirler. Tasarım sürecine biz de tabii ki de önce yerleşim planı ile başladık. Bu yerleşim planı ile ilgili elimizde birkaç alternatif vardı. Bu alternatifleri şu şekilde toparlamaya çalıştık. İşte birinci kat, ikinci kat planlarının olduğu, metrekareleri gösterdiğimiz, gene bir yaşam alanlarının ne olacağı ve nasıl kullanılacağı ilgili detayları gördüğünüz ve binanın da kütlesel olarak nasıl görüneceğini gösteren basit bir diyagramdan oluşan alternatifler oluşturmaya başladık. Bu alternatifler içerisinde bazı sevdiğimiz işte detaylar vardı. Bu detayları da olabildiğince bir araya getirip bunların iyi ve güçlü yönlerini toparlamaya çalıştık. Bunun sonrasında elimizdeki yerleşim planlarını hem detaylandırıp hem de buna binanın dış görünüşlerini de ekleyerek birazcık daha konuyu derinleştirmiş olduk. İşte alt elimizdeki alternatiflerin bütün cephelerden birer iki boyutlu çizimlerini oluşturduk. Burada cam yüzeylerle binanın kütlesel olarak nasıl duracağı gibi detaylarda birazcık daha bize yön vermeye başladı. Bu tasarımlar içerisinde, alternatifler içerisinde bizim en beğendiğimiz alternatif bu tasarım oldu. Burada hem yatak odalarının birbirinden uzak olması hem de binanın kütlesel olarak daha böyle bir arada olması ve yaşam alanlarının birbirleriyle ilişkisi bizim hoşumuza gitti. Yine bu da asimetrik bir bina kütlesi vardı elimizde. İşte burada salon yüksekliğimiz normal kat yüksekliklerinden daha fazlaydı. Ve böylece hem geniş bir hacme sahip e, oluyorduk. Hem de binanın e, ortasında güzel bir veranda alanı oluyordu. Bunun ikinci kattan bu veranda alanına çıkıp burayı kullanabileceğimiz şekilde bir tasarım planlamıştık. E, bu tasarım üzerinde işte detaylı bir şekilde çalıştıktan sonra son yerleşim planına karar vermiş olduk aslında. Bu yerleşim planında mesela biz binanın girişini arkada planlıyorduk. Çünkü bina güney cepheye bakıyordu ve bütün manzaramız güneydeydi olabildiğince güney tarafta herhangi böyle bina girişiyle ilgili herhangi bir detayı konumlandırmak yerine bunların tamamını arkaya bırakmayı planlamıştık. E, bu detaylar sonrasında artık elimizde belirli bir bina kütlesi bu kütleye göre de bir vaziyet planı yapabilecek durumdaydık. Vaziyet planı ile ilgili aslında binanın nerede olacağı ya da işte temel şeylerin nerede olacağı üç aşağı beş yukarı belliydi. O yüzden kuş bakışı tasarımın çok kolay bir şekilde çıktığını söyleyebilirim. Ama asıl zorlandığımız konu binanın yan kesitinden görünüşü. Şimdi burada kesik çizgilerle gösterilen aslında arazinin doğal eğimini gösteriyor. Bu plan kotede oluşturduğumuz kodlarla çizilmiş bir çizgi. Dolayısıyla bu durumda yani elimizdeki tasarım ögelerini yan kesitte nasıl yerleştireceğimizi, buradaki kademelendirmeleri nasıl yapacağımızla ilgili alternatifler oluşturmamız gerekiyordu. Bunun üzerine de işte farklı alternatifler üretmeye başladık. Bu alternatifler üzerinde ilerlerken her şey iki boyutta size gelebiliyor ama belli bir noktadan sonra artık sizin üç boyutlu alanda bunları görüp ona göre karar vermeniz gerekiyor. Çünkü bu noktada istediğiniz kadar tasarımı içselleştirin. Üç boyuttaki görsel kafanızda bir türlü oluşmuyor. Bu doğrultuda biz böyle alternatifler oluşturmaya başladık. Şimdi bu alternatifleri yol kodunu da buraya sıfırıncı kod olarak sayarsak işte birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe ve binanın da arkasını da düşünürsek dört farklı kademeye bölerek tasarladığınızda bu şekilde bir yapı çıkıyordu. Evet küçük küçük kademeler vardı ama gene tasarımı çok fazla detaylı bir şekilde parçaladığımız için biz bunu çok ısınamadık. O yüzden bunu alternatifler oluşturmaya çalıştık. Bu alternatiflerden biri de işte ön tarafın daha az kademelendirildiği bir tasarımdı. Bu noktada da özellikle arazinin arka tarafında uyumsuzlukların ve yine arka duvarın çok yüksek çıktığını görüyoruz. Ee, yine mesela aklımızda e, oturan işte arka tarafı çok şey yapmayalım ama ön tarafı yukarı kaldıralım gibi bir tasarım vardı. Bu tasarım bize ne kadar mantıklı gelse de 3 boyutlarda bayağı çirkin olduğu ortaya çıktı. İşte yani hem imalat açısından zordu hem de çok da mantıklı bir tasarım değildi. Ama bunları görebilmek için bu 3 boyutlu renderlar bize çok yardımcı oldu diyebilirim. Şimdi burada sadece tasarım yapmanız yetmiyor tabii ki de. İşte mimari tasarım bittikten sonra sizin bu tasarım üzerinde başka detaylar da girecek. Mesela işte temeliniz dolguya mı oturuyor tabii zemine mi oturuyor gibi detaylar da var. O yüzden bu detayların hepsini netleştirebilmek için adım adım projeyi detaylandırıp olgunlaştırıp iter etmeniz gerekiyor. Bu vaziyet planlarının sonucunda karar verdiğimiz temel vaziyet planı bu şekildeydi. Garajın üstü bir kademe olacaktı ve burası yeşil alan olmayacaktı. Yani üzerine çıkılabilir bir alan olacaktı. Binanın oturduğu kot tek bir kademede çözülecekti. Ve binanın arkasında bir arka bahçe konumlandıracaktık. Ve binanın birinci katı ön bahçeyle ikinci katı da arka bahçeyle iletişim halinde olacaktı. Böylece hem arka bahçeyi hem de ön bahçeyi etkili bir şekilde kullanabilmeyi hedefledik. E, bu tasarım sonrasında da elimizde başkalarına bu tasarımı anlatabilmek için özellikle harfiyat tarafında ve tabii ki de buradaki istinat duvarlarını anlatabilme konusunda da e, böyle bir 3 e, boyutlu tasarım üzerinden metrajları çıkardık. Bu metrajlar hem teklif alırken hem de bunun imalatı sırasında süreci nasıl ilerleteceğimizle ilgili bize referans noktaları oluşturacaktı. Bu tasarım üzerinden e, bu üç boyut üzerinden bunları oluşturmak aslında mantıklıydı. Hani bunu size de tavsiye edebilirim. Sonrasında binanın genel hatları belli olduktan sonra vaziyeti de belirledikten sonra birazcık daha cephe tasarımlarına geçmeye başladık. Şimdi cephe tasarımı ve binanın kendi tasarımı aslında bir noktada bizim yapmak istediğimiz pasif evi de çok etkileyen bir durum. Dolayısıyla biz bu tasarımları yaparken olabildiğince pasif ev detaylarını da düşünmeye çalıştık. Yine mesela burada gölgeleme elemanlarından dolayı böyle binanın özellikle güney cephesinde farklı e, yüzey kesitleri oluşturarak bir tasarım oluşturduk. Buna farklı bir alternatif yeni böyle bir tasarım vardı. Bu alternatifleri çıkarırken e, işte burada mesela galeri boşluğunu yükseltip salonun olduğu yeri tam iki kata eşitleyip işte binayı birazcık daha simetrik hale getirmenin faydalı olabileceğini gördük. E, aynı zamanda bu pasif evle ilgili detayları zaten ayrıca bir videoda işte tasarımı etkileyen konular neler? Pasif evde e, mesela havalandırma, işte mekanik sistem, yine gölgelendirme gibi elemanlar çok önemli. Bunların tasarımlarını ayrıca bir videoda siz için anlatıyor olacağız. Ama bu videoda böyle bu hızlı hızlı süreci anlatmak için bunları geçiyorum. Günün sonunda bizim cephemiz bu şekilde bir tasarım karar verdik. İşte bunun üzerinde gene bir iki alternatifle bu konuyu netleştirmeye çalıştık. Bu tasarımla netleştikten sonra artık elimizdeki vaziyet planına bu tasarımları, cephe tasarımlarının hepsini koyarak artık bitmiş bir tasarım oluşturmaya başladık. Bu tasarıma göre binanın gündüz nasıl görünceye, gece nasıl görünceye, işte önden arkadan nasıl görüneceği ile ilgili belirli açılardan alınmış renderları oluşturduk. Şimdi bu renderlarda yine imalat konusuna dönmek gerekirse mesela buradaki eğimli kolonlar ya da eğimli açıların kendine göre bazı dezavantajları olduğunu öğrendik. Şimdi imalat konusunu da aslında bu noktalarda sizin sürekli soruyor olmanız bunu müteahhitle ya da bir inşaat mühendisi konuşuyor olmanız gerekiyor. Yine mesela buradaki en büyük zorluklardan bir tanesi pasif evin dışarısında uygulanacak olan işte yalıtım. bu yalıtımda sizin bu şekilde birbirleriyle e, kesişen yüzeylerde bu yalıtımı uygulamanız çok kolay olmayacak. Burada detaylı bir işçiliğe ihtiyacınız oluyor. Ya da bu detayları yapabilecek usta bulup bulamayacağınız gibi sorular karşınıza çıkmaya başlıyor. Yine buradaki bu eğimli kolon yani yapılamayacak bir şey değil ama bunu yapabilmek için işte çelik e, kalıp sistemlerini kullanıyor olmanız gerekiyor. Yine buradaki kalıp sistemlerini kullansanız da buradaki kalıpları tutturabilmek için toprak zeminde bir güçlendirme yapmanız gerekiyor. Çünkü buraya işte dayadığınız direkler toprakta belirli bir şekilde beton yüklendikten sonra çökmelerden dolayı eğilmeler olabilir. İşte 1-2 santim olsa bu eğilmeler işte sizin dış cephenizdeki bütün kaplama detaylarınızı değiştiriyor. O yüzden biz birazcık daha bunları göz önünde bulundurarak tasarımı ikinci plana bırakarak ön cepheyi de daha pürüzsüz ve daha düz bir hale getirmeye çalıştık. Tabii ki burada maliyet de çok önemli bir etkendi. Bunun sonucunda da bizim son tasarımımız bu şekilde dönüştü. Bu tasarım detayına göre de bütün yaşam alanını nasıl görünceyle ilgili detayları artık büyük resimde çıkartmaya başladık. Büyük resimde göründüğü üzere arkada bir bahçemiz. Bu genellikle gündüzleri sürekli gölge olacağı için arka bahçe ve gölgelik bir alan. ön tarafta işte Gölet tarzında planladığımız bir biyolojik havuz ve bir biyolojik havuzla binanın ön tarafına ilişkilendirdiğimiz bir ön bahçe. İşte garajın üzerine kullanamayacağımız için orayı üzerine çıkılabilecek ve orada bir şeyler yapılabilecek bir alan olarak tasarladık. Yine tarım tarafıyla ilgili bitki yataklarını konumlandırdığımız, serayı konumlandırdığımız, tüm detayları koyarak tasarımımızı olgunlaştırdık. Mesela burada. Bu çekme payından dolayı burada bir 3 metre boşluk bırakmamız gerekiyordu. Burası karanlık kalacağı için buraya zen bahçesi gibi bir tasarımla burayı çözmeye karar verdik. Buna benzeyen tasarım ögeleriyle tasarımımızı aslında genel olarak finalize ettik diyebilirim. Ama bu tasarıma etkileyen biraz önce de söylediğim gibi statik konuları da gir, işin içine girdiği zaman bazı değişiklikler olabilir. Mesela en önemli değişikliklerden birisi biz gene burada maliyetleri düşünerek binayı toprağa dayadığımız için arka giriş planlarken bunu yana almak zorunda kaldık. Buna göre detaylarla süreç tamamlandı diyebilirim. Bu süreç içerisinde mimarımızın bize büyük katkıları oldu. Ona da tekrar buradan teşekkür etmek istiyorum. Buraya kadar mimari projeyle ilgili nasıl bir süreçten geçtik ve sonunda hangi mimari projede karar kıldık size bunları detaylıca aktarmaya çalıştık. Bir sonraki videoda Ruhsat aşaması için hangi projelere yine ihtiyacımız var. Bunları detaylandırıyor olacağız. İşte bunlardan bazıları tesisat projesi, elektrik projesi, stik proje ve yine yerelde istenen bazı projeler de var. Bunları da sizler için detaylandırıp yine anlatmaya çalışacağız. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Müzik